Ekonomi konuşacağız. Bir kez daha ekonomiye geçen hafta da konuşmuştuk. Geçen haftaki söyleşimizde T24 yazarı, ekonomi uzmanımız, arkadaşımız Selim Soydan'la yapmıştık. Bugün yine onunla konuşacağız. Selim merhaba. Merhaba. Bu ekonomi konuşa konuşa, daha doğrusu ekonomi sorusu hazırlaya ben de giderek bu alanda uzmanlaşıyorum. Yakında senin ekmeğini alabilirim elinden. Artık dolar nereye gidiyor ona bakıyorum mesela yayına başlamadan. Az önce Binali Yıldırım konuştu. Ve şu anda dolar 5.80'i biraz aşmış, 5.81'e yaklaşmış durumda. Ya da ne bileyim, kırmızı biber, sen bilmeyebilirsin belki ama ben artık biliyorum, 30 lirayı aşmış durumda, böyle bilgileri artık. Ama daha ciddi analizler için, ekonomideki gidiş için şuradan başlayalım istersen. Şimdi son olarak bugün de vardı, birkaç yazıda vardı bir takım veriler. 2008 krizi sonrasının rakamlarıyla artık bugünün rakamlarını kıyaslamaya başladılar. Yani 2009'da kriz sonrasında hangi noktadaysa söz gelimi işsizlik, bugün o noktada. Yani %14.7 noktasında resmi olarak 4 milyon 600 bin kadar işsizimiz var. İşsizlikten başladık. Bir de geniş işsizlik olarak alırsak herhalde rakam çok daha geniş adı üzerinde. Bunu bir değerlendirerek başlayalım mı ekonominin gidişinde? Türkiye'nin en sık yakıcı sorunlarından biri olan işsizlikle başlayalım istersen. Evet, bugün yani bugünün rakamı işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 15'inde işsizlik verisini açıklıyor. Bugün de açıkladı. Geçtiğimiz ay zaten patlamıştı işsizlik. %14'e dayanmıştı. Bu ay artış, hızlı artış devam etti ve %15, %14.7 senin de söylediğin gibi. Bu 2008 küresel krizi sonrasında Türkiye ekonomisi o zaman da dehşetli daralmıştı, %4.7. O esnada ulaşılan işsizlik oranıyla aynı ama çok korkutucu. Çünkü şu yüzden korkutucu, henüz daha krizin başındayız veya ortasındayız, daha dibi görmedik. Ufukta bir şey yok, çıkış umudu henüz daha gözükmüyor. Eğer çok uzakta ışık görüyorsak, o muhtemelen şu bugün baktığımız üzerimize gelen trenin ışığı gibi gözüküyor. %14.7 daha eğer krizin ortasında ulaşılan bir rakamsa, bunun nereye gidebileceği sorusu insanı gerçekten ürkütüyor. Çünkü işte yakın tarihi biliyoruz. İşsizlik yani bir açıdan bireysel bir dram. Bugün ben T24'teki yazında onu anlatmaya çalıştım. Büyük Amerikalı yazar Raymond Carver'ın bununla ilgili bir hikayesi var ve hani Amerika'da, Türkiye'de, dünyanın her yerinde aslında işsizin dramı çok birbirine benziyor. Ama öbür taraftan da toplumsal bir dram. Bir aslında felaket. Çünkü işsizlik, yani yüksek işsizlik oranları siyasette çok uç noktalara savrulmayı geçmişte 20. yüzyılda çeşitli Batı ülkelerinde getirdi. Bunu biliyoruz. Yani ülkeleri faşizme sürükleyen temel şeylerden, ekonomik gelişmelerden, felaketlerden bir tanesi işsizlik. Dolayısıyla %14.7'lik işsizlik korkutucu, korkutmalı hepimizi. Diğer yandan senin dediğin gibi bu dar tanımlı işsizlik. Evet. Geniş tanımı da hesaba kattığımızda %20'nin üzerinde oldu. Geniş ne demek? Yani işsiz olup da iş aramayanlar, onlar da mı dahil ediliyor? Evet. Yani şöyle, bizim istatistik yöntemine göre şu anda, o da bir süre önce değiştirilmişti, şu anda son 4 hafta içinde iş arayanları kapsıyor. Yani son 4 hafta, son 1 ay. Yani geçtiğimiz ay iş aradın mı? Aradın. Buldun mu? Bulamadın veya arıyor muydun? Yani bekliyor muydun bir, en azından bir iş şeyi, teklifi? Evet. Buldun mu? Hayır. O zaman işsizsin. Ama bir de yani şöyle çok sayıda insan da var. Geçtiğimiz yıllarda iş aramış ve bulamamış. Ve ümidini kesmiş. Eve kapanmış. Ya da geçen ay aramamış ama 3 ay önce arıyormuş. Bunları da bunları da kattığımızda ortaya çıkan rakama geniş tanımlı. Evet. İşsizlik deniyor. O da 7 milyon kişi. 7 milyon. 7 milyon kişinin geniş tanımlı işsizlik içinde şu anda işsiz olduğu hesaplanıyor. Bu %20'nin üzerinde.
Gerçekten ürkütücü bir rakam. Bir de genç işsizler de ayrıca bir üçüncü kategori genç olarak çıkıyor. Genç işsizlerde de bugün enteresan bir çarpıcı bir şey var. %7, 6.8'lik bir artış var. 24 yaş altı işsizlik. Yani 24 yaş altı işsizlik şöyle, izleyiciler yanlış anlamasın. Yani iş arayıp da bulamayanlar bunlar. Yoksa üniversitedeki gençleri zaten hesaba katmıyoruz. Veya eğitim çağında eğitim gören gençleri hesaba katmıyoruz. 24 yaşın altında olan, iş arayan son bir ay içinde ama bulamayan gençlerin oranı %27'lerde ve artış oranı çok korkunç. %7'lik bir artış var. Yani bu da şunun işareti. Krizde şirketler muhtemelen en genç çalışanlarını işten çıkarmakla başladılar. Öyledir ya, hani en son giren ilk çıkar. Yani bu krizde de hani bu kural bir kez daha çalışıyor belli ki. Son işe alınanlar, yani en gençlerimiz ilk kapının önüne konulanlar olmuş durumda. Evet. Bugün onu da öğrenmiş olduk. Evet. Bir de enflasyon konusu var. O da gerçekte ne, resmi rakamları, onu sormak istiyorum Barış. Şimdi yine bugünkü haberler arasında Hopkins Üniversitesi'nin profesör Steve Henk'in açıklaması var Türkiye ile ilgili. Gerçek diyor enflasyon Türkiye'de %20 ya da 20 civarında değil, %43 diyor. Böyle bir açıklama var. Bunu nasıl yorumlarsın? Çünkü bu açıklama eğer doğruysa bu TÜİK ölçümlerinin falan hepsine güvensiz notu vermek gerekecek. TÜİK'in verileri konusunda hepimizde bir şüphe var. Ama bu Profesör Henke'nin yaptığı değerlendirme biraz daha farklı. O ayrım yapmak lazım. Biraz kısaca bilgi vereyim. Henke dolar kurumdaki artışı baz alıyor. Yani dolar geçen sene neydi? TL değeri bu sene ne? Aradaki fark ne? %40 küsurluk bir artış, değer kaybı var TL'nin dolar karşısında yaşadığı. Henke enflasyon hesabına bunu katıyor. Yani TL'deki değer yitimine büyük bir pay veriyor enflasyon hesaplanmasında. Oradan yola çıkarak enflasyonun %43 olduğunu söylüyor. Şimdi bu ben şahsen çok itibar etmiyorum Henke'nin yorumuna. Henke hakkında kısaca bilgi verelim. Henke muhafazakar, sağcı bir iktisatçı. Geçmişte yani uzun yıllardır yani yazıları takip edilen bir profesör. Şeye yakın, hani neoliberal kanadın bir sözcüsü. Orada para kurulu diye bir akımın savunucusu. Ve sağ bir iktisatçı. Bu şeyi yaklaşık bir senedir söylüyor. TL'nin, Türkiye'deki enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu. Aslında hepimiz çarşı pazara çıktığımızda işte hani soğanın, patatesin, biberin fiyatını gördüğümüzde gerçekten de enflasyonun açıklanan rakamdan çok daha yüksek olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ben de tam onu soracaktım. Ama onun bir değeri var mı bizim aklımızda? Yani 20 değil 25 ya da 30 oranında diye. Şimdi Henke'nin bu değerlendirmesi de yani şu açıdan ben bir kere doğru bulmuyorum. Yani Henke bu dolardaki, pardon, TL'deki değer kaybını birebir enflasyona geçiş kendik atfediyor. Bu öyle değil. Mesela benzinde sübvansiyon uygulanıyor. Ankara yani iktidar benzin fiyatlarının artmasını önlemek için sübvansiyon, Eşel Mobil adlı bir sistem uyguluyor bir senedir. Ve şu an benzin fiyatları normal kendi haline bırakılsa ulaşacağı seviyenin altında. Hı hı. Yani kendi haline bırakılsaydı Henke'nin dediği gibi dolar ne kadar değer kazandıysa petrolün de yani benzinin de o kadar değer kazanması gerekiyordu. Bu arada petrolün fiyatı da arttı. Ama öyle olmadı. Öyle olmadı çünkü benzinde çok ciddi bir sübvansiyon var. Dolayısıyla öyle hani dolardaki her artış bence fiyatlara yansımıyor. Ama enflasyon açıklanan resmi enflasyondan şüphelenmeli miyiz? Ben şahsen şüpheleniyorum. Orada evet yani hani bir yeniden analiz etmekte bu konuyu detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Ama bunun için enflasyon sepetindeki bir kere bir malların gerçekten doğru seçilmiş mallar olup olmadığını, hı hı, ve doğru marketlerden alınıp alınmadığını fiyatın, yani hep BİM'den alınıyorsa rakam tabii ki düşük çıkar. Yani BİM çünkü ucuz bir yer.
Yani halk, yani bütün vatandaşların hepsi de BİM'e gitmiyor. Yani Migros'a giden de var, semt pazarına giden de var, daha küçük yerel market zincirlerine giden de var. Dolayısıyla yani TÜİK'in enflasyon verilerinde bir takım şüphelendirici şeyler var ama o Henk'in dediğinden bence farklı. Peki. Şimdi bir de gündemde bir başka konuda uluslararası para fonu, IMF ya da IMF. Onunla ilgili benim görebildiğim iki alanda sorular ve kuşkular yoğunlaşıyor. Bir, onun ekonomiyi, Türkiye ekonomisini değerlendirisinde orada ekonomimizin %2,5'luk bir küçülme öngörüyor IMF. Moody's biraz daha az bir küçülme galiba. Bu bizim resmi tahminlerden farklı. İkincisini de ayrıca soracağım. O da IMF'le görüşmeler olacak olmayacak mı? Ama öncelikle şu ekonominin küçülme perspektifine ilişkin Uluslararası Para Fonu'nun ya da istersen Moody's'in değerlendirisini de bir yorumlar mısın lütfen Barış? IMF %2,5 Türkiye ekonomisinin bu yıl küçüleceğini söyledi. Moody's derecelendirme kuruluşu onun da ona yakın %2. İktidar peki ne diyor? Hı hı. İktidar şunu diyor. Albayrak da bunu söyledi. Yılın ikinci yarısında yani Haziran'dan itibaren bu kötü günler geride kalacak. Bu bulutlar dağılacak ve bahar hatta yaz gelecek. Yani direkt kıştan yaza geçeceğiz. Nasıl böyle olacak? Yani bunun için yani şu anki durumda bir mucizenin olması lazım. Çünkü ekonomiye yön veren bütün sektörlerde çok ciddi daralma sinyalleri geliyor. Beyaz eşya satışlarında %30'luk, işte konut satışlarında %30'luk, otomotivde daha fena, çok ciddi oranlı daralmalar var. Bunun bir yerde durması ve yavaş yavaş tekrar yukarıya çıkması lazım. Her ne kadar bu baz etkisi denilen bir şey var. Türkiye ekonomisinin daralması geçen yıl başladığı için oradan hesaplandığında işte son çeyrek mesela Türkiye'de, çünkü geçen yılın son çeyreğinde daralma vardı. Eksiden hesaplanacağı için gelecek, yani bu yılın son çeyreğinde orada bir hani matematiksel kağıt üzerinde bir artı görülebilir ama yani bugün itibariyle baktığımızda biraz önce söylediğim gibi yani sektörlerden gelen sinyaller itibariyle baktığımızda pek öyle hani yılın ikinci yarısında bir anda bu kara bulutlar dağılıverecekmiş de bir anda yaza geçecekmişiz gibi bir durum maalesef gözükmüyor. IMF'in şeyi tahmini şu an daha mantıklı gözüküyor. Peki görüşmeler başlayabilir mi? Çiğdem Toker'in yazısında da vardı bu IMF konsültasyon heyeti Türkiye'ye gelebilir mi sorusunu ortaya atmış. Orada da şeye dikkat çekiyor. 2017 raporu var. 2018 tarihiyle ama geçen yılın raporu yok diye. Evet, bunu şimdi varsın? Açıklayalım. Lütfen. Yani bu hani bugün bu çok tartışılıyor, çok tartışıldı. Çiğdem Toker Sözcü Gazetesi'nin değerli hepimizin takip ettiği yazarı şunu söyledi. IMF'in konsültasyon raporu, yani Türkiye raporu bu sene yayınlanmadı. Oysa her sene IMF heyeti Türkiye'ye gelir. Daha doğrusu IMF heyetleri üyesi olan, IMF'in üyesi olan bütün ülkelere gider. O ülkelerin ekonomilerini inceler. Ve senede bir defa rapor yayınlar. Bunun için IMF ile o ülke arasında bir standby, yani bir borç anlaşması olmasına gerek yok. Bu dördüncü maddesi, IMF'in meşhur dördüncü maddesi kapsamında böyle bir mutat uygulama var. Yani IMF heyeti her yıl standby anlaşması olmasa da o ülkeye gider, ekonomisini bir inceler. Kamu, ama sadece kamu değil, özel sektör yetkilileriyle görüşmeler yapar. Sonra uzun bir rapor kalemi alır. Orada da bir takım önerilerde bulunur. Biz geçen sene, hatta ben geçen sene T24'te yazmıştım. IMF'in Türkiye'ye önerileri ilginçti. Yani geçen sene mesela bu Çiğdem Toker'in geçen sene yayınlandı, bu sene niye yayınlanmıyor diye sorduğu, söylediği, atıfta bulunduğu raporda, yani geçen yılki raporda çok ilginç öneriler vardı. Mesela göçmenlerin, yani Suriyelilerin çalışma izni almasının önünün açılmasını istiyordu IMF. Ki böylece hani iş gücü piyasası esnekleştirilsin. Bunun gibi bir dizi Türkiye'de hakikaten tartışma yaratmaya aday bir takım öneriler vardı. Bu sene bu rapor yayınlanmadı. Çiğdem Toker'in söylediği, bugünkü köşesinde söylediği bu raporun seçim kaygısıyla bu raporun yayınlanmasının engellendiği yönünde. Ve ben bilmiyordum doğrusu. Ali Babacan'a geçmişteki bir açıklamasına atıfta bulunuyor ve
Türkiye ile IMF arasındaki anlaşma veya işte üyelik sözleşmesinin ülkelere ve bu arada Türkiye'ye böyle bir hak, yani IMF raporlarının yayınlanmasını engelleme hakkı verdiğini hatırlatıyor Çiğdem Toker. Geçmişte de bu böyle olmuş. Ali Babacan bunu bir zamanlar söylemiş ve şimdi de diyor ki Çiğdem Toker, bu sebeple bu rapor açıklanmadı. IMF tabii ki krizin ortasındayız. Şu günlerde tahmin etmek zor değil. IMF raporunu yayınlamış olsaydı, yani çok acı ifadeler, eleştiriler içeren sert bir rapor olacaktı ve belli ki, ve yani sert politika önerilerinde bulunacaktı. Hı hı. Aslında insan merak ediyor. Ben şahsen hakikaten IMF acaba ne yazdı diye çok merak ediyorum. Bu da seçim ortamında çok iyi olmayacaktı herhalde. İyi mi olmayacaktı, evet. Şimdi bu demin dediğin kıştan yaza geçme, bunun savunucularından biri Albayrak'ın ABD ziyaretini soracağım. Ama bir tweet'i sana aktarmak istiyorum, görüşünü almak için. Hepimizin tanıdığı Mahfiye İlmez'in bir tweet'i var. Diyor ki ilk 3 ayın bütçe açığı bu yıl 36.2 milyar TL. Geçen yılın aynı dönemdeki açık 20.4 milyar idi diyor. Bir ikinci bir veri de faiz dışı denge 2.8 milyar TL açık. Aynı şekilde geçen yılın aynı döneminde 1.9 milyar TL fazla idi diyor. Bunları nasıl yorumlarsın? Şimdi yine önce bir hani okurlarımız, izleyicilerimizin biraz daha hani kolay anlaması için terimleri bir şey yapalım. Faiz dışı fazla veya faiz dışı denge denilen şey, devletin faiz harcamaları düşüldükten sonraki gelir gider dengesi. Yani artıda mı ekside mi? Çünkü hani faiz dolayısıyla çok fazla harcama yapılıyor olabilir ama hani devlet aslında kemerini sıkıyordur. Faiz harcamaları onu görmemizi engelleyebilir. Faiz dışı fazla o. Peki şimdi nedir bu? Hani Mahfi Hoca'nın söylediği. Niye önemli daha doğrusu? Yani hani 36.2 milyar TL'lik bir açık var ilk 3 ayda. Ocak, Şubat, Mart'ta. Niye önemli? Bunun önemi kriz ortamında bütçe açığının, yani devletin harcamalarının, bütçe açığı devletin harcamalarıyla devletin gelirleri, yani vergi gelirleri başta, arasındaki fark. Aile bütçesinden çok bir farkı yok. Hani gelirlerimiz, giderlerimiz. Buradaki artış geçen yıla göre %30 küsur. Yani bir kere bir reel bir artış var. Çünkü enflasyon %20 ise devlet enflasyondan da fazla harcadığı parayı arttırmış. Yani bu geçen yıldan reel olarak daha fazla harcama yapmış anlamına gelir. Bu peki niye kötü? Niye tehlikeli? Bunun bir tehlike işareti olmasının sebebi krizde olmamız. Ve krizi atlatmak için devletin kemer sıkmak zorunda olduğunu herkesin biliyor olması. Üstelik Eylül ayında Sayın Albayrak yeni ekonomik programı açıklarken o da çok ciddi bütçe kısıntısı yapılacağını söylemişti. Çünkü bu tip krizlerde 2001'de de aynısı olmuştu. Devletin giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılması ve böylece faiz dışı fazla verme temel başlıca hedeftir. Yani krizle mücadele ediyor olduğunun iktidarın temel göstergesidir. Buraya bakılır. Ama şimdi buraya bakalım işte. Yani bu hani şey göstergesi, arabanın hız göstergesine baktığımızda normal olarak frene bastığımızda 100 ile gidiyorken ya da 130 ile gidiyorken hani 80'e falan düşmesi lazım krizde. Çünkü hani engebeli bir yola girmişiz. Araba zaten hani savruluyor. Bir sağa bir sola şey yapıyor, savruluyor. Frene bir basmak lazım. Hani bir yavaşlatmak lazım. Bakıyoruz hız göstergesine, frene basmak ne kelime? Daha da gaza basmışız. Daha da gaza basmışız. Bütçe açığı %30 artmış. Enflasyonu da üzerinde artmış. 36 milyar liraya çıkmış. Geçen sene faiz dışı denge artı iken 1.9 milyar TL artıda iken, yani fazla veriyorken faiz harcamalarını düştükten sonra, şimdi bir de
faiz dışı denge de eksi vermiş. Niye böyle? Peki neden böyle? Neden devlet harcamalarını arttırdı? Hani buradaki hani herkesin aklına gelen soru çok basit. Seçim var. Seçim oldu. Seçim öncesinde devlet harcama yaptı. Halkının gönlünü hoş tutabilmek için. Yani buna kısacası dünya iktisat literatüründe seçim ekonomisi deniyor. Seçim ekonomisi uygulandığını biz bu rakamlara bakınca anlıyoruz. Bu normal bir ülkede belki anlaşılabilir bir şey ama Türkiye gibi kriz içinden geçen bir ülkede tabii ki iyi bir işaret değil. Nitekim Mahfi Eğilmez de şöyle diyor. Kalan son çıpa olan bütçe disiplini de elden gitmiş. Evet. Konuyu buraya getirdiğin için Albayrak biraz beklesin ya da Albayrak sorusu biraz beklesin. Seçim ortamı, siyaset ve bunun ekonomiye etkisi. Onu sormak istiyorum. Şu anda tartışılıyor ya, az önce Binali Yıldırım da açıklamalar yaptı. Yeni bir seçim olursa, yani iptal edilirse örneğin İstanbul'da seçimler, yeni bir seçim olursa bu ekonomiyi nasıl etkiler sence Barış? Ya bu ekonomi çok kötü etkiler. Çünkü piyasalar istikrar seviyor. Bunu biliyoruz. Yani bunun temel felsefesinin tartışması bir yana. Hani iyi midir, kötü müdür, hep istikrar. O ayrı bir parantez için alalım onu ama şunu biliyoruz. Türkiye'ye gelen sıcak parayı getiren uluslararası yatırımcılar. Ve bu arada Türkiye'deki yerli yatırımcılar. Ve bu arada iş dünyası, sadece onlar, sadece piyasa değil. Bu arada iş dünyasının bütün aktörleri. Yani hani KOBİ'ler, şirketler, hani bir yatırım yapayım da hani ben işte modernizasyon yatırımı yapacağım. Ne demek? Hani benim makinem eskidi. Eskidi. Hani ben biliyorum eskidiğini. Ben bu makineyi yenileyeceğim. Bu makine gitmiyor. Yenileyeceğim de ya dur şu seçim var bir bekleyeyim. Ya bu seçim zamanı şimdi makineye para mı harcanır? O para dursun bir köşede. Yani bu işte istikrar arayışının somut göstergesi. Bu yüzden istikrarsızlık dönemlerinde o iş adamında gördüğümüz gibi veya iş kadınında o para bir dursun. Yani ben şu makineyi bir bekleteyim ya. Yani hani şimdi ne acelesi var? Hani şu seçim bir geçsin havası Türkiye'de neredeyse 2 yıldır sürüyor. Yeni bir seçim bu havanın daha da uzayacağı, önümüzdeki bir ay daha, en azından 2 Haziran ise eğer seçim yenilenecekse bir ay daha, bir buçuk ay daha devam edeceğini gösterir. Ama şöyle bir problem var. Türkiye normal bir dönemde değil. Yani Türkiye bir krizin içinde, göstergeleri bozuk vaziyette. Demin Mahfi Eğilmez'in verdiği veya yorumladığı rakamları biz tekrar bir burada aktarmış olduk. O rakamlar göstergelerin bozulduğunu gösteriyor. Yani hastanın kan değerleri iyi değil. Hastanın kan değerleri iyi değilse onun istirahat etmesi lazım. Yani yataktan çıkmaması lazım. Yani yatması lazım aşağıya. Hı hı. Bu hastayı bir de kaldırıp hastayken, hani 40 derece ateş yatıyorken kaldırıp bir 100 metre daha koşturursak, çünkü seçim, evet, 100 metre koşusu. Yani o hastayı zorla kaldırıp bir 100 metre daha koşturursak, yani 90. metrede yani umarım hani yere yığılmaz. Herkes bundan korkuyor. Evet. O yüzden seçim iş dünyası aktörleri tarafından ve bu arada piyasa ve yabancı yatırımcılar tarafından sevilmemesi şey değil yani. Hani öyle bir bu adamların demokrasi düşmanı olmasından değil. Çok basit. Bundan ötürü insanlar seçim istemiyor. Tamam, o noktada yabancılara gelelim. Yabancılara da anlatıyoruz. Şimdi o yazı en çok müjdeyen kişilerden biri Albayrak. Şu anda ABD'de bu geçen hafta seninle yorumladım, senin yorumladığın ekonomik dönüşüm reform paketini bir de oraya anlatıyor ve anlattığı ve ilk tepkiler pek çok önemli gazete ve ajans tarafından olumsuz değerlendirildi görülebildiği kadarıyla. New York Times'ta bir yazı vardı. Albayrak umutları boşa çıkardı. Ekonomik krize zayıf yanıt türünden, örneğin orada öyle bir yorum oldu. Reuters'ta yatırımcıları, Albayrak yatırımcıları ikna edemedi. Aynı şekilde Bloomberg ve Financial Times'ta da benzeri olumsuz ya da kötümser yorumlar. Nasıl geçti sence görüşmeler? İkna olmayanlar çoğunlukta mı? Yabancı yatırımcılar Albayrak'ı dinliyor ve ne not veriyor? Bu değerlendirmelere kızdı biliyorsunuz iktidar medyası. Hatta Reuters, Bloomberg ve Financial Times'ın
o görüşmelerin iyi geçmediği yönündeki haberlerini Türkiye'ye yönelik yeni saldırı başladı şeklinde yorumladı. Ya ben o görüşte değilim. Bir kere açıkçası hani ben bunların üçünün birden Türkiye'ye karşı bir manipülasyona alet olacaklarına şahsen inanmıyorum. İtibarlı yayın kuruluşları bunlar. Reuters, Financial Times, yani Türkiye'deki medyayla kıyas edilmeyecek ölçüde bir takım ilkeleri olan, o ilkelere bağlı kalmak zorunda olan. Demiyorum ki hiçbir zaman Amerikan yönetimi tarafından manipüle edilmez. Bunu iddia etmiyorum. Ama genel olarak, yani genel çizgileriyle baktığımızda son derece tutarlı, istikrarlı, gazetecilik ilkelerine, etik ilkelerine bağlı yayınlar yapan kuruluşlar olduklarını biliyoruz. Reuters'ın, yani milyarlarca dolarlık ciro elde eden bir şirketten bahsediyoruz ki merkezi de İngiltere'de. Amerikan şirket de değil. Financial Times keza, o da bir İngiliz. Ne görüyorlar onlar? Yani bunlar şunu yazdı. Bu toplantılara, yani Bakan Albayrak Washington'da uluslararası yatırımcılarla toplandı. Görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'de yatırım yapan yatırımcılarla ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını anlattı. Ve bir güven tesis etmeye çalıştı. Şimdi bunlar, yani Reuters, Bloomberg bu toplantı çıkışında o toplantıya giren yabancı yatırımcılarla konuşmuşlar. Zaten öyleydi, ben okudum haberleri. İşte 3-4 tane isimli ya da isimsiz görüşme, yani röportaj yapmışlar. Toplantı çıkışında mikrofonu uzatmışlar. Ve o görüşmelere atıfta bulunarak birer haber toparlamışlar. Orada da görüştükleri o yabancı yatırımcılar, biz ikna olmadık valla demişler. Ya bizi ikna etmedi Albayrak'ın söyledikleri. İkna olmadık demişler. Şimdi bu bir manipülasyon mu? Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Ben mesela Twitter'da bunlardan yine bu Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yatırım yapan fonlardan birinin yöneticisi olan Paul McNamara'yı izliyorum mesela. O Financial Times ve Reuters o haberleri daha yapmadan, toplantı daha hani henüz daha yeni bitmişken o zaten yazmıştı. Ben ikna olmadım. İkna, daha doğrusu ben değilim, ikna edici değildi diyordu Paul McNamara. Evet. Dolayısıyla bu hani sadece o gazetelerin ya da ajansın, işte Reuters'ın şeyi değil. Yani başka o toplantıya katılan diğer yatırımcılardan da benzeri biz mesajlar aldık. Peki. Çok teşekkürler Barış. Seninle konuştuk. Ekonomideki son durum bu. Hem işsizlik hem enflasyon rakamı, bütçe açığı gibi konularda son durumu ve geçen dönemlerle kıyaslamalar, onlar da vardı ve en sonda Albayrak'ın yurt dışı temasları ve onların değerlendirisini yaptık. Konuşmaya sen başlamadan önceki rakamlarla çok fazla dolar değişmedi. Büyük ölçüde 5.80 ve bizim kuşura. Bizi tabii kimse dinlemiyor. Evet, 5.8057. 80, evet biraz daha fazla. O civarlarda duruyor. Umarız daha iyi gider. Bugünkü ekonomi sohbetimiz ve bugünkü gün olur programımız bu kadar. Yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.